Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 15 Ekim Cuma, saatlerimiz 13. A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında her zaman olduğu gibi haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. Mehmetçik hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. 29 terörist öldürüldü. Mehmet Geçkel Suriye'den canlı yayında. DHKPC'ye 16 ilde operasyon başlatıldı. Eylem hazırlığında olan 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Melis Coşan İslamoğlu İstanbul'dan canlı yayında. FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik 45 ilde operasyon başlatıldı. 100'e yakın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özkan Özcan Ankara'dan canlı yayında. Siyasi cinayetler iddiası ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savcıya bilgi verip vermeyeceği tartışılmaya devam ediyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. 2022 bütçesinde aslan payı eğitime ayrıldı. Tülay Ağoğlu yine Ankara'dan canlı yayında. Dün başkente gelen Taliban heyetinin temasları sürüyor. Murat Sekban Ankara'dan canlı yayında. 15 Temmuz darbe girişiminde A Haber'i işgal girişimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Çağdaş Evren Şenlik İstanbul'dan canlı yayında. Dünyada 41 milyon insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Alpaslan Düven Londra'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı cuma namazı esnasında gerçekleşti. En az 30 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiye camisine bombalı saldırı düzenlendi. Cami cuma namazı sırasında hedef alındı. Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü açıklandı. Çok sayıda da yaralı olduğu bildiriliyor. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı. 14 Ekim'de de ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde Taliban güçlerinin aracına yönelik bombalı saldırı yapılmıştı ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 6 gün önce ise Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yine bir cami bombalı saldırıya hedef alınmıştı. Bursa'nın Kestel ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Gelişmeleri haber muhabiri Necat Kırbulut'tan alıyoruz. Evet, yangın devam ediyor. Bir yandan da şu an itibariyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi de devam ediyor. Bölgede çok sayıda sağlık ekibi çağrıldı, ancak şunu söyle, alevleri görelim, Nevruz alevleri görelim ileride. Şok gitme, şuradan görelim. Evet, alevler fabrikanın her yerini sarmış durumda. Şu an itibariyle gökyüzü de simsiyah bir bulutla kaplanmış durumda. Öyle ki kilometrelerce yükseklikte bulut Bursa'nın her noktasından görülüyor. Şu an itibariyle itfaiye ekiplerinde müdahalesi sürüyor. Şu an itibariyle hemen, evet, AFAD ekipleri de bölgede, ayran getiriliyor buradaki itfaiye ekipleri için, dumandan etkilenen ekipler için. Şöyle kenara geçelim, bu tarafa geçelim. Evet, şu an itibariyle alevler fabrikanın her yerini sarmış durumda. Nevruz alevleri yakın görebilirsek iyi olacak. Yaklaşık bir saat önce yangın başladı. Ekiplerinde yangınla, alevlerle mücadelesi devam ediyor. Kestel'de geçtiğimiz günlerde de bir yangın, bir patlama olmuştu fabrikada ve o patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş. 6 kişi de yaralanmıştı. Şu an itibariyle de şerit dışına çıkalım. Tamam, şöyle gel. Şöyle gel Nevruz, dikkatli ol. Evet. Herhangi bir patlama riskine karşı ekipler geniş bir güvenlik önlemi aldı. Basın mensuplarını da şerit dışına çıkardı. Hem AFAD hem de itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Ancak alevler fabrikayı tamamen sarmış durumda ve siyah dumanlar da gökyüzünü sarmış durumda. Fabrikanın dört bir yanından itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyorlar.
Şu an itibariyle de alevlerin sıcaklığını bulunduğumuz noktadan bile hissedebiliyoruz. Tam anlamıyla küle döndü. Elyaf fabrikası olduğu söyleniyorlar şu an itibariyle. Ve yangının da devam ettiğini söyleyelim. Tekstil fabrikalarının olduğu bir bölge, Kestel Organize Sanayi Bölgesi, şu an merdivenden fabrikaya su sıkılıyor yeniden. Fabrikanın dört bir tarafında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. Ancak yangının önünü alabilmiş değiller. Alevler her yerde. Hemen fabrikanın kapısını görelim. O giriş kısmında da alevleri görüyoruz. Çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 ekipleri bölgeye çağrıldı. Polisler bölgede önlem aldılar. Şu anda yangın olağan hızıyla devam ediyor. Polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi devam ediyor diyelim. Sözü merkeze bırakalım. 2022 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazır. Bütçede aslan payı eğitime ayrıldı. Notlar Ankara'dan haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nda. Can Okunar, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin 2022 bütçesi teklif olarak bugün Meclis Başkanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Peki bütçede neler var? Ayrıntıları neler? 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira. Bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira. Bütçe açığının da 278 milyar 374 milyon lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %3,5 olacağı tahmin ediliyor. Bu bütçede aslan payı yine milli eğitime ayrılmış durumda. Eğitim bütçesinin 2022 yılında 2021 yılına göre %29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi bütçenin detaylarını. Sosyal harcamalar için ayrılan kaynağın miktarının ise 104.2 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı yine Fuat Oktay. Tarıma 57.6 milyar lira kaynak ayrıldığını, tarımsal destek programları için 25.8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için de 16.3 milyar lira kaynak aktarıldığını, öngörüldüğünü daha doğrusu açıkladı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Az önce de söyledim. Bugün 2022 yılı bütçe teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor ve önümüzdeki günlerde de mecliste önce Plan Bütçe Komisyonu'nda sonra da genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Can Okanar. Vergi kanunlarında değişiklik yapan teklif mecliste yasalaştı. 835 bin esnafa ve çiftçiye vergi muafiyeti getiren yasaya göre yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisi ödemeyecek. 835 bin esnafa vergi muafiyeti getiren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Yasalaşan yeni vergi usul kanunu kapsamında küçük esnaf ve çiftçiye vergi muafiyetleri sağlanacak. Yasaya göre yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Çiftçilerin mazot, gübre gibi tarım desteklerinden vergi kesintileri de kaldırılacak. Yine son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler de iade edilecek. Bu kapsamda çiftçiye 3,5 milyar lira ilave ödeme yapılacak. Yeni vergi kanununa göre YouTuber'lara da stopaj uygulaması getirildi. İnternetten para kazananlar yeni vergi düzenlemesiyle sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için %15 stopaj vergisi ödeyecek. Öte yandan yasalaşan kanunla elektronik ortamda vergi uygulamalarının kapsamı genişleyerek kolaylaşıyor. Vergi usul kanununa elektronik defter beratı ve elektronik muhasebe fişi tanımları eklenecek. Böylece mükelleflere defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı tanınacak. Terör örgütü DHKPC'ye İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı.
eylem hazırlığında olan 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Son durum haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütler Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüten, silah eğitimi alarak eylem planı hazırlığında olan 126 DHKPC'li hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkartılan 126 zanlıdan 64'ü yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve dijital materyal de ele geçirildi. Ekiplerin diğer zanlıları yakalama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Güvenlik güçlerinin ard arda düzenlediği operasyonlar PKK'da çözülmeyi hızlandırdı. Örgütün sözde alan sorumlusu teslim oldu. Terör örgütü YPG PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından biri daha ikna çalışmaları sonrası teslim oldu. Güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya götürülen teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi. Fethullahçı terör örgütünün jandarma yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 45 ilde de operasyon başlatıldı. 100'e yakın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları alacağız, Ankara'ya gidiyoruz. A Haber editörü Özkan Özcan karşımızda. Evet, FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir kez daha düğmeye bastı. Özellikle örgütün jandarma yapılanmasına yönelik 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve Ankara merkezli 45 ilde operasyonun düğmesine bastı ve emniyet başarılı bir operasyon sonucu bu 98 şüpheliden 46 şüpheliyi yakaladı. Özellikle söz konusu kişilerinden 7'sinin görevde, 53'ünün de kamu kurum ve kuruluşlarda ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğunun tespit edildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki diğer zanlıların yakalanma işleminin devam ediyor. Diğer illerde yakalanan zanlılarsa Ankara'da getirilecek ve ifadeleri alınacak ve böylelikle diğer FETÖ'cülerin yakalanması için de büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Devletin içine sızmış FETÖ'cülerin de böylelikle temizlenmesi devam ettiğinin bir kez daha altını çizmiş olalım. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Okanar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir iddiası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Yargıyı da harekete geçiren o iddia ile ilgili iktidar ve muhalefetten farklı açıklamalar var. Yüreğin yetiyorsa konuş ve sorularıma cevap ver. Emniyette ve MİT'te böyle bir istihbarat yok demiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir iddiası gündemin ilk sırasına oturdu. Millet İttifakı ortaklarından ana muhalefet liderine destek, iktidardansa tepki geldi. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun bir bildiği vardır imasında bulunurken HDP konuyu vahim olarak niteledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun iddiasının korku iklimi oluşturma amaçlı olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli ise tepkisini üst perdeden dile getirdi. Korku edebiyatını bırak, bir şey biliyorsan söyle diye seslendi. CHP'den ayrılarak kendi partilerini kuran Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün hedefinde de Kılıçdaroğlu vardı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kılıçdaroğlu'nu sorumsuzlukla, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül ise oy hesabı yapmakla suçladı. Konu yargıya da taşındı. Kılıçdaroğlu'nun savcılığa iddiası ile ilgili bilgi verip vermeyeceği merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği siyasi cinayetler iddiası gündemdeki yerini korurken, kulislerde konuşulanlardan biri de Kılıçdaroğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verip vermeyeceği. Son kulis bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta. Evet.
Can Okanar, açıkçası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gitmesi ve bilgi vermesi beklenmiyor. Çünkü son günlerde yapılan açıklamalara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklamanın, ortaya atmış olduğu bu iddianın bir istihbari bilgiye dayanmadığı bir siyasi çıkarım olduğu belirtiliyor. Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o açıklamaları yorumladı ve bu yorumunun neticesinde de siyasi suikastler, cinayetler olabilir şeklinde yorum yaptı, değerlendirilmesi yapılıyor Millet İttifakı kanadından. Zira İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'den gelen açıklamalara baktığımızda CHP Genel Başkanı'nın bu açıklamalarına bu anlamda destek verdiklerini görüyoruz. Cumhur İttifakı cephesine baktığımızda en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. MHP lideri, elinde bilgi belge varsa git Cumhuriyet Savcılığı'yla, ilgili makamlarla paylaş şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Yine Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni AK Parti'dense, eğer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde böyle bir istihbari bilgi ve belge varsa bunu bir an önce Cumhuriyet Savcısıyla paylaşmalıdır şeklinde bir yorum geldi. Bu önümüzdeki günlerde de yine konuşulmaya devam edecektir. Siyasetin zaten en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. Özetle söylemek gerekirse cevabı en çok merak edilen soru şu: CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Savcılığına gidip bir bilgi verecek mi? Bunun yanıtını da şimdiye kadar yapılan açıklamalara baktığımızda hayır olarak değerlendirebiliriz Can Okunar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid salgını sonrasında yeniden başladığı yurt dışı ziyaretlerine Afrika turuyla devam edecek. Erdoğan 17 Ekim'den itibaren Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret edecek. Ziyaretlerde en önemli gündem maddesi bu ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve FETÖ'yle mücadele olacak. Enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayi ve diğer tüm sahalarda işbirliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki yeni rotası Angola, Togo ve Nijerya. Bazı ülkelere birden fazla olmak üzere bugüne kadar 28 Afrika ülkesini ziyaret eden Başkan Erdoğan, 17 Ekim'de 3 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıkacak. Türkiye-Afrika açılımıyla 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısını 2021'de 43'e çıkardı. Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ticareti 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden, koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Başkan Erdoğan'ın Covid salgını sonrası gerçekleştireceği ilk Afrika turunun ilk durağı Angola olacak. Ziyarette daha önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin atılan somut adımlar değerlendirilecek. Petrol gelirleriyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden ve en hızlı değişen ülkelerinden birisi olan Angola ile Türkiye'nin 176 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştırılması isteniyor. Başkan Erdoğan 2016 yılında gittiği Nijerya'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirecek. Türkiye-Nijerya İş Forumu'nda Başkan Erdoğan, Türk ve Nijeryalı iş adamlarına hitap edecek. Nijerya ile Türkiye'nin 2020 yılı sonu itibarıyla 754 milyon dolar düzeyinde olan ticari hacminin kısa vadede 1 milyar doların üzerine yükseltilmesi amaçlanıyor. Nijerya ziyaretinde hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında 3 anlaşmanın da imzalanması hedefleniyor. Ayrıca görüşmelerde FETÖ ile mücadele de gündeme gelecek. Halen Nijerya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyetlerine devam eden FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi talebi de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan'ın son durağı Togo olacak. Ziyarete iki ülke ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına yanıt verdi. Ne Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir diyen Bakan Dönmez, Azerbaycan'dan 2024 yılı sonuna kadar 11 milyar metreküplük doğal gaz alımı için de anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in BOTAŞ'ı satacakları iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yalanlama geldi. Niyetlerinin farkındayız. Bakan Dönmez iddiaların mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu belirtti. Ne Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye'nin enerji az güvenliğinde kilit bir rol oynuyor. Dönmez Türkiye'nin gazı pahalıya aldığı iddialarına da yanıt verdi. BOTAŞ'ın doğal gaz alım fiyatı uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu ve 1300 doların altında. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır. Azerbaycan'dan ek doğal gaz alımı için de anlaşmaya varıldı. Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Bu kapsamda Azerbaycan'la 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküp ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır. Dün Ankara'ya gelen Taliban heyetinin temasları sürüyor. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban izliyor. Can Okanar, Taliban heyetinin Ankara'da Türkiye'deki temaslarında bugün ikinci gün sabah saatlerinde ilk olarak Kızılay'a geçtiler. Kızılay Genel Müdürü, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmede Taliban yönetimi Türkiye'den Kızılay'dan yardım talebini ilettiler ve İbrahim Altan da yaptığı açıklamada kendilerinden yardımlar konusunda ihtiyaçlarını dinledik. İnsani yardımlar konusunda faaliyetlerimiz devam edecek ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin yine Afganistan'a yönelik yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Taliban heyetiyle görüştükten sonra 33 tonluk gıda yardımının yapıldığını, yeni bir yardım paketinin de çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Taliban yönetimi de bu noktada yardımların devam etmesi konusunda Türk Kızılay'ına bir talebini iletmiş oldu. Kızılay Genel Müdürü ile görüştükten sonra Taliban heyeti AFAD'a geçti ve AFAD'da da önemli bir görüşme gerçekleştirdiler. O görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin tamamlanmasıyla birlikte de hemen arkamda bulunan konakladıkları otele geldi. Taliban yönetimi gün içerisinde yeni görüşmelerin olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak yeni gelişmeler oldukça onları da aktarmayı sürdüreceğiz. Bilal Erdoğan, Kocaeli'nde Ensar Vakfı'na devredilen tarihi binanın açılış törenine katıldı. Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğuna dikkati çekti ve kurumların itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti. Vakıf, dernekler, sivil toplum kuruluşları kamu hizmetini ikame ettiren kurumlardır. Yani kamu hizmetini tamamlayan, güçlendiren, çoğaltan kurumlardır. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının kuruluş gayesini bu sözlerle özetledi. Siz bu kurumları tahkir ettiğiniz zaman yüz binlerce insanı aynı zamanda üzüyorsunuz. On binlerce insana hakaret etmiş oluyorsunuz, iftira etmiş oluyorsunuz. Bütün dünya için hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de Ensar Vakfı'na devredilen tarihi binanın açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında vakıfların getirdiği sosyal faydaların altını çizdi. İşte burada belediyemiz bir imkanını Ensar Vakfımıza tahsis ediyor. Ensar Vakfımız ne yapıyor? Gönüllülerini veya maaşlı personellerini getiriyor burada, çalıştırıyor. İmkanı olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor. Burs ihtiyacı olan çocuklarımıza burs veriyor. Burs verdiği çocuklarımızı burada çeşitli projeler etrafında bir araya getiriyor. Bu çocuklarımızın eğitim yönüyle daha iyi desteklenmesi sağlanıyor. Bundan daha güzel ne olabilir Allah aşkına? Saygı duruşuna ardından Erdoğan, Anadolu irfanının vakıflar sayesinde inşa edildiğini vurguladı. Anadolu'nun dört büyük direğinden bahsedilir. İşte Mevlana Hazretleri, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Selçuklu büyüklerimiz, Osmanlı büyüklerimiz, hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar bu zaferleri, bu başarıları, yani
bu insanlardan ilham almadan başarmış olabilirler mi? Bilal Erdoğan vakıfları hedef alarak itibarsızlaştırma çabasına girişenleri ise sert dille eleştirdi. Bizim bu kurumlarımızın hedef alınması, benden önce de büyüklerimiz çok güzel ifade ettiler. Bir sebebi var. Ya bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek, değersizleştirerek mi yürüyecek? Yani bir Türkiye Avrupa'nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi, kaybetmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı, yok mu? Bir sürü iftiranın, hakaretin, dumanın, sisin altında gerçekler maalesef örtülmeye çalışılıyor. İnşallah anlayanlar, anlamaya çalışanlar çoğalır. İnşallah bir ithamla, bir duyumla bir kişiyi, bir kurumu tahkir etmenin, karalamanın zamanı geçer. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında o dönem Beşiktaş'ta olan A Haber'in de aralarında bulunduğu Turkuaz Medya'yı işgale kalkışan darbeci askerler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni bilgiler var ve ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik karşımızda. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında A Haber stüdyolarına hareket eden bir ekibin olduğu ortaya çıkmıştı. 66. Mekanize Tugayı'ndan hareket eden darbeci askerlerle ilgili olarak da önemli gelişmelerin yaşandığı hazırlanan iddianamede belirlendi. Turkuaz medyayı işgal ederek susturmak isteyen darbeci askerlerle ilgili yeni detayların şu yönde olduğunu aktaralım sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dönemin Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in darbeci askerlerle polislerin kapattığı yolu açtırdıkları tespit edildi. Aslında baylok kayıtlarının deşifre edilmesinin ardından bu durumun ortaya çıktığını da ifade edelim. Darbeci askerler polisin o gün kapattığı yolu tehditlerle açtırdı. Hatta tanklarla ezip geçeriz gibi söylemlerle polisler tehdit edildi. İşte o barikatı açtıran dönemin Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in de olduğu tespit edildi, ortaya çıkarıldı. Toparlayacak olursak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönem Beşiktaş'ta olan A Haber'in de aralarında olduğu Turkuaz Medya'yı işgale kalkışan darbeci askerler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmış müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. Detayların bu yönde olduğunu ifade edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 16 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak olan Mevlid-i Nebi'nin bu yılki teması Peygamberimiz ve Vefa Toplumu olacak. Ali Erbaş Hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız inşallah. Bu yılki Mevlid-i Nebi haftasının ana teması Peygamberimiz ve Vefa Toplumu oldu. Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek. Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in doğumunun, Mevlid-i Şerif'inin seneyi devriyesinin 17 Ekim Pazar gününden itibaren kutlanacağını belirtti. 16 Ekim Cumartesi günü İstanbul Büyükçamlıca Camii konferans salonunda muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mevlid-i Nebi haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz inşallah. Ayrıca 29-31 Ekim'de dijital platformlar üzerinden uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirilecek. Milletimizin her ferdini tüm programlarımıza katılmaya davet ediyorum. Fahiş fiyat artışlarına karşı tarım kredi kooperatiflerinin açılışlarına hız verdiği marketlere bir yenisi daha eklendi. 500.sü Altındağ'da hizmete giren markette ürünler piyasa fiyatlarının altında tüketiciye sunuluyor. O noktada A Haber ekibinden Rüya Akkuş var.
Fiyat ve sattığı ürünler açısından vatandaşı memnun eden Tarım Kredi Kooperatifine ait yeni bir market daha Ankara'nın Altındağ ilçesinde açıldı. 47 ilde olan marketlerden biri daha artık burada olacak ve bu market için artık 500. şube diyebiliriz. Peki burada neler satılıyor? İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Çünkü vatandaşın bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ürünler ve gıdalar mevcut. Hemen yan tarafımızda manav yolunu görüyorsunuz. Ve burada yine özellikle bir devletin eliyle açılan mağaza olması sebebiyle de ürünlerin taze olmasına özen gösteriliyor. Yine devamına bakacak olursak pek çok ürünü bulmak dediğimiz gibi mümkün. Örneğin bakliyatlar yine aynı şekilde burada ve hemen arka tarafta da ekmeklerin satıldığı bir reyonu görmek mümkün. Paketli ya da açık vatandaşlar nasıl istiyorsa satın alabiliyorlar. Biraz daha özel gıdalara bakmakta fayda var. Biliyorsunuz zincir marketlerde daha pahalı satılan bazı ürünler var. Özellikle çölle kasaları biliyorsunuz glutensiz beslenirler. Tarım Kredi Kooperatif'e geldikleri takdirde bu şekilde glutensiz ürünleri daha uygun fiyata almaları mümkün. Ve hatta şekersiz, diyabetik sorunlar yaşayan vatandaşlarımız varsa onlar da benzer ürünler alabiliyorlar. Hemen biraz daha arkaya doğru ilerleyelim isterseniz. Burada görmüş olduğunuz gibi dondurulmuş ürünlerin olduğu bir reyon bizi karşılıyor. Ve hemen arka tarafımızdaysa yoğunluklu olarak süt ve süt ürünlerinin bulunduğu soğuk zincirde kalması gereken ürünler, yumurtalar dahil olmak üzere yine vatandaşlar tarafından bu markete satın alınabiliyor. Biraz daha isterseniz kiloluk ürünler almak istiyorum. Ben daha toptan ürünler alacağım dersiniz. Görmüş olduğunuz gibi 5'er kiloya kadar un, şeker ihtiyacını karşılamak yine buradan mümkün. Elbette ki evin tek ihtiyacı mutfak gıdası değil. Bununla beraber temizlik gıdaları, hijyen ürünleri de oldukça önemli. İşte bu noktada bu görmüş olduğunuz uzunca reyonda hijyen için ve yine kişilerin kendi temizliği açısından kullanabileceği ürünler olarak dikkatleri çekiyor. Burada sadece Tarım Kredi Kooperatifine ait markalar değil, çok bilindik markalarda satılıyor. Buradaki önemli husus da bu aslında. Fiyat performansı açısından da bilindik markalar bile olmuş olsa, bütün büyük zincir marketlerde satılan markalar bile olmuş olsa daha uygun fiyata vatandaşla buluşturma imkanı sağlıyor. Bu marketler şu anda da görmüş olduğunuz gibi vatandaşlardan ciddi anlamda yoğun bir ilgi olduğunu söylemek mümkün. Market açılı sadece yarım saat gibi bir süre oldu ama şimdiden herkes reyonların başında ve ihtiyaçlarını alıp kasaya doğru gidiyor. Ve kasaya gittiğinde de en önemli avantajı da bu aslında. Vatandaşlar büyük bir sürprizle karşılaşmıyor ellerine fişi aldıklarında. Bu yüzden de bu evet belki 500. mağaza ama daha fazla ilde, daha fazla ilçede açıldıkça vatandaş memnuniyetini de artıracak gibi gözüküyor. Sırada dünyadan başka haberlerimiz var. İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık gerilimi devam ediyor. Fransa, İngiltere sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapılacağını duyurdu. Londra-Paris hattında ipler kopma noktasında Fransa, İngiltere'yi açık açık tehdit etti. 8 gün içinde misilleme yapılacağını duyurdu. İngiltere'nin denizlerindeki Fransız balıkçılara lisans vermemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilim artık tehditlere kadar vardı. Fransa'nın Avrupa Birliği işlerinden sorumlu devlet bakanı Clement Beaune, balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisansları bilgi eksikliği nedeniyle değil, siyasi tercih sonucu vermediğini söyledi. Fransız bakan, balıkçı sorununun sadece Fransa'nın değil, aynı zamanda Avrupa'nın sorunu olduğunu belirtti. Bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini açıkladı. Beaune, İngiltere'nin lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarını da duyurdu. İngiltere'nin Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılmasıyla birlikte Manş Denizi'ndeki Fransız balıkçılar konusunda Londra ve Paris hattında anlaşmazlıklar yaşanmış, iki ülke pazarlıklar yapmaya başlamıştı. New York'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında açılışı yapılan yeni Türk Evi binası ilk kez uluslararası diplomatları ağırladı. Resepsiyonda yabancı diplomatlar Türkiye'nin modern mimarisini temsil eden binaya övgülerde bulundu. Yeni Türk Evi binası ilk defa uluslararası diplomatları ağırladı.
O, Türk mimari motifleri ve tepe noktasındaki lale figürüyle New York'un silüetinin bir parçası. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Türk Evi'nde ilk defa birçok ülkenin misyon temsilcileri, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün davetiyle bir araya geldi. İslam mimarisinin güzelliğini kapsıyor. Bence harika bir bina. Turkish Consulate General, Turkish Government, Türk hükümetini, başkonsolosluğunu ve halkını böyle bir binaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Umarım sadece diplomatik camia değil, göçmeniyle ve yerlisiyle tüm New York sakinleri de bu binadan istifade eder. Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin'in orkestrasıyla canlı müzik performansı gerçekleştirdiği gecede, New York'taki yerleşik diplomatlar yeni binanın 7. katındaki terasında Türk yemeklerinin tadına baktı. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türk Evi binası, hemen karşısındaki BM binası ve ABD'nin BM daimi temsilciliğinin yanında yer alıyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında LEED Silver sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Savaşlar, korona ve iklim değişikliği dünyada açlığı daha da tetikledi. 41 milyon insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıntıları alacağız. Londra'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Alparslan Düven karşımızda. Can Okaner, Alman, Dünya Açlıkla Mücadele Yardım Kuruluşu, dünyada açlık sorununun giderek ciddileştiğini ve 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefinden dramatik bir şekilde uzaklaşıldığını bildirdi. Yardım kuruluşunun yetkilileri şu an dünya çapında 811 milyon insanın açlık çektiğini ve 41 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bugün açıklanan son Dünya Açlık Endeksine göre 47 ülkenin 2030 yılına kadar düşük açlık kategorisine bile ulaşamayacağının görüldüğünü kaydeden yetkililer, gıda sıkıntısı yaşayan insan sayısının geçen yıl 2019'a göre 20 milyon kişi daha artarak 155 milyona ulaştığını belirtiyorlar. Endekse göre 2020 yılında 30 milyon insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Açlıktan en ağır etkilenen ülkelerin Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkeleriyle Güney Asya'da olduğu da ifade ediliyor. Savaş ve çatışmaların yanı sıra iklim değişikliği ve koronavirüs pandemisinin de açlık sorununu derinleştirdiğini belirten yetkililer, siyasetin gıda sıkıntısına neden olan krizle mücadele etmesi gerektiğini de vurguluyor. Ayrıca açlık krizi yaşayan ülkelere mali yardımın yanı sıra 31 Ekim ve 12 Kasım arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda iklim değişikliğine karşı bağlayıcı taahhütlerde bulunmasını da talep ediyorlar. Diğer yandan Almanya Kalkınma Bakanı Hert Müller de açlığı inanılmaz bir skandal diye nitelendirerek açlık cinayettir. Çünkü dünyadaki tüm insanları doyuracak bilgiye de teknolojiye de sahibiz diye konuşurken yine dünyada her gün 15 bin çocuğun açlıktan öldüğünü belirten Alman bakan, dünya çapında açlıkla daha iyi mücadele edebilmek için yardım kuruluşlarının daha iyi finanse edilmesi gerektiğini de vurguladı. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Havelsan pilotlara uçuş eğitimi verilmesi amacıyla Airbus A320 simülatörü üretti. Pilotlar eğitimlerini artık bu simülatörle yapacak. Ankara'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Mert Hacı Alioğlu bu haberi konuyla birlikte hazırladı. Bizler şu anda Havelsan'dayız. Havelsan önemli bir sistem geliştirdi. Önemli bir simülatörü hayata geçirdi. Şu an itibariyle bizler Airbus A320 simülasyonundayız. Havelsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Başkent Ankara'dayız ancak kısa bir süre sonra kaptan pilot Mustafa Akman'la birlikte İstanbul'dan bu simülatörde kalkış gerçekleştireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı 05 başındayız. Buradan kalkış yapacağız. Bilahare kısa bir uçuş olacak. Dönüşte 2-3 aynı pistte ALS yaklaşmasıyla inişimizi gerçekleştireceğiz. Evet. İyi uçuşlar. Teşekkür ettik. Evet, şimdi uçuşumuz başlıyor.
kaptan pilot Mustafa Akman, aynı zamanda Havelsan alan uzmanı kendisi. Tabii ki simülatör oldukça önemli. Tüm koşullar, tüm senaryolar bu simülatörde yer alıyor. Özellikle Türk Hava Yolları'nın pilotları bu simülatörle birlikte eğitim görecekler. Neler sunuyor bu simülatör, eğitim görecek olan pilotlar? Bu simülatör motion'a sahip, motion kapasitesine sahip bir simülatör olup emerjans durumlarda yeni yetişmekte olan pilotlara veya tazeleme eğitimi için gelen arkadaşlarımıza eğitim vermek amaçlıdır. Simülatörde emerjans durumlar dışında türlü hava şartları da yaratmak mümkün. Buna göre arkadaşlarımıza eğitmek mümkün olmaktadır. Uçakta olması gereken her şey burada var sanırım. Mutabıkız. Şu anda uçtuğumuz Airbus 320 simülatörü aynı zamanda tıpatıp gerçek uçağı temsil etmektedir. Şöyle bazı senaryoları şimdi sizlere göstereceğiz. Onun için de ben şuradan çıkayım. Bugün ikinci pilot konumundaydım ancak şu anda farklı bir noktaya geldik. İşte bulunmuş olunan bu ekranda, görmüş olduğunuz bu ekranlarda aslında farklı hava şartlarını, farklı iklimleri burada yaşatılabiliyor. Tabii bu senaryolar işlenmiş durumda. Bakın örneğin görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle kar sanırım. Evet, karlı bir havada uçuş gerçekleştiriyoruz bu simülatörle birlikte. Yine hava şartlarını farklı şekillerde, yağmur olur, dolu olur. Bu tarz birçok aslında senaryoyu burada oluşturan alanla birlikte bu simülasyona entegre edebiliyorlar. Tabii ki bu da özellikle acil durumlarda pilotların yapacağı, atacağı adımları oldukça önemli bir şekilde etkiliyor. Şu an itibariyle bulunmuş olduğu nokta bir eğim aldı. Tabii ki orada Mustafa Akman'ın yapmış olduğu bir hareket de var ve hava sanırım yağmurlu şu an itibariyle. Bizler de şu anda Boğaz'dayız. Kısa bir süre sonra da inişi gerçekleştireceğiz. Tabii gece ve gündüz görmüş olduğunuz gibi şu anda simülatörde geceye geçtik. Gece uçuşlarında nasıl hareketler yapılmalı, nasıl pist izlenmeli bunlarla ilgili. Tabii ki gece ve gündüz Mustafa Bey oldukça farklı inişler oluyor yanlış bilmiyorsak değil mi? Kalkışta da inişte de farklı refleksler göstermek gerekiyor. Bu usta neler söylersiniz? Bunlar ne katar pilot eğitimi alan kişilere? Efendim kötü hava şartlarında, IFR şartlar dediğimiz kötü hava şartlarında pilotlarımıza alet uçuş eğitimi de beraberinde vermekteyiz. Bunun yanında malum kış şartlarında pist durumlarını yaratmak mümkün. Dolayısıyla frenleme konusunda pilotlarımıza aynı zamanda eğitim vermekteyiz. Şu anda iniş için inbound olduk. 2-3 pistine doğru yaklaşıyoruz. Bir de acil durum. Örneğin kuş çarpması yapabilir miyiz mesela şu an itibariyle? Yine motor arızalarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi bir kuş çarpması gelecek senaryoya göre ve o kuş çarpmasında yapılacak hareketler. Görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle çarpma gerçekleşti. Bu çarpmanın ardından uçakta şimdi ne oldu efendim, neler söyler? Şu anda efendim motor arızası var. Engine to fail. Dolayısıyla tek motora düştük. Tek motora göre inişimizi şu anda yapabiliyoruz. Kapasiteye sahibiz. Şimdi onu göreceksiniz. Şimdi bir türbülans alacağız ve görmüş olduğunuz gibi bulunmuş olduğumuz nokta hafif hafif böyle sallanmaya başladı. Tabii ki bir türbülansla karşılaştığında eğitim alacak pilotlar nasıl hareket etmeli ve şu an şiddeti de arttırılabiliyor burada. Belirli bir şiddet var. O şiddet arttırılabiliyor yüksek, orta seviyelerde ve işte bu noktalarda pilotların nasıl hareket edeceğini görmemiz mümkün. Şu anda da bir iniş gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi o inişi de sizlerle paylaşalım. Tüm hava şartlarında yerli ve milli imkanlarla geliştiren işte bu simülatörle birlikte uçuş eğitimleri verilebilecek. Havelsan tarafından geliştirildi. Tabii ki dünyada bulunan önemli sertifikalardan bir tanesi Level D sertifikasına da sahip. Yani tüm yetkinliklere sahip bir simülatörden söz etmekteyiz. Şu anda inişimiz gerçekleştirilmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi simülatörle birlikte. Hangi nokta iniş yaptık Mustafa Bey? Efendim 2-3 pistine iniş yaptık. Şimdi tek motor arızamız olduğu için taksi yapmayacağız. Pisti terk ettikten sonra beklemeye alacağım yolcuları. Çok teşekkür ediyoruz.
Kaptan Pilot Mustafa Akman değerli görüşlerini paylaştı ve onunla birlikte aslında burada simülatörde tüm hava şartlarını, tüm olumsuzlukları da içeren bir uçuş gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte yine bunların devamı gelecek ve Türk Hava Yolları'na teslim edilecek. Onlar da tabii ki pilotlarını bu noktada eğitmeye devam edecek. Daha önce yurt dışından geliyordu bu simülatörler. O şekilde eğitimler yapılıyordu. Yeni süreçte Türk Hava Yolları artık Havelsan'ın üretmiş olduğu simülatörlerle birlikte pilotlarına eğitim verecek diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Saat 14 Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla İran kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Son iki günde 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı cuma namazı esnasında gerçekleştirildi. En az 30 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetindeki Şiilere ait Fatımiye Camii'ne bombalı saldırı düzenlendi. Cami cuma namazı sırasında hedef alındı. Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü açıklandı. Çok sayıda da yaralı var. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı. 14 Ekim'de de ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde Taliban güçlerinin aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleşmiş, bir kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 6 gün önce Kunduz vilayetinin Sayet Abad bölgesinde yine bir cami bombalı saldırıyla hedef alınmıştı. Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye hem veda hem çalışma ziyaretinde bulunacak. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler masada olacak. Almanya'nın 16 yıllık başbakanı Angela Merkel görevini bırakmadan önce Türkiye'ye bir ziyaret düzenleyecek. İstanbul'da gerçekleşecek olan ziyarette Alman Şansölyesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin gündeminde ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak. 26 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde adaylığını koymayarak Almanya siyasetinden çekilen Merkel, koalisyon hükümeti kurulana kadar başbakanlık görevine devam edecek. Bu, Şansölye'nin görevdeyken yaptığı son Türkiye ziyareti olacak. Diplomatik kaynaklar ziyaretin bir veda ziyareti olduğunu belirtiyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her parti kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmalı önerisinde bulunmuş. CHP İYİ Parti'de yaşanan istifalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti. Hocaoğlu istifasını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Mevcut ilçe teşkilatlarımız ve il teşkilatlarımız Gaziantep'in iktidara taşıyacak yapıda değil. Havanda su dövmeye gerek yok. Bunu teşkilat başkanıma sundum. Çıktım geldim. Gaziantep teşkilatındaki tespitleri rapor halinde Genel Başkan Meral Akşener'e sunduğunu ifade eden Hocaoğlu, kuruluş aşamasında oluşturulan yönetimi revize etmek için de yetki istediğini söyledi. İyi Parti Gaziantep'te birinci parti Millet İttifakı'nda iktidar yapacağım. Ancak ben şunu ilettim genel merkezimize. Bizim teşkilatlarımızda revize gerekiyor. Oğuz Hocaoğlu bu yetkilendirmenin kabul edilmemesi üzerine istifa etti. Havanda su dövmeye gerek yok. Bunu teşkilat başkanıma sundum, çıktım geldim. Hocaoğlu mevcut il ve ilçe teşkilatlarının İYİ Parti'yi ileri bir noktaya taşıyacak yapıda olmadığını da vurguladı. Mevcut ilçe teşkilatlarımız ve il teşkilatlarımız Gaziantep'in iktidara taşıyacak yapıda değil.
Havan'da su dövmeye gerek yok. Bunu teşkilat başkanıma sundum, çıktım geldim. Bursa'nın Kestel ilçesinde organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktığını duyurmuştuk. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ayrıntılara ve son duruma bakacağız. Bursa'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Necat Kırbulut karşımızda. Saat 12.30 sıralarında başlayan yangın şu an itibariyle devam ediyor. İtfaiye ekipleri, AFAD ve polisler alevlere müdahale ediliyor. Şu an fabrikanın olduğu bölgede 5 fabrika tahliye edildi. Şu anda da o fabrikalarda bulunan yanıcı maddeler forklift yardımıyla tahliye ediliyor. Şu an fabrikanın alevlerin olduğu yan fabrika şu an itibariyle tahliye ediliyor. Oradaki hem kimyasal hem de tekstil ürünü maddeler işçiler tarafından taşınıyor. Çünkü alevlerin bu bulunduğumuz bölgeye sıçraması söz konusu olabilir. Bunu önlem amaçlı şimdi burada çalışma yürütülüyor. Hemen dumandan etkilenenler var tabii. Sağlık ekiplerinden de yardım isteniyor. Hem alevlerle mücadele hem de alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için bölgede bulunan 5 fabrika boşaltıldı. İşçiler tahliye edildi. Şimdi içeride bulunan yanıcı maddeler ve kimyasal maddeler tahliye ediliyor. Şöyle ilerleyelim Nevruz. Biraz daha ileriye gidelim. Dikkatli ol. Alevlerin olduğu bölgeye geçelim. Ne rüzgar böyle hızlıca? Hızlıca gel Nevruz. Alevlerin olduğu noktada da itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Hemen yan binada, yan fabrikada alevler yükseliyor, dumanlar yükseliyor. Yaklaşık 2 saattir ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Az önce bölgeye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar da geldi. Tomalar da yangına müdahale ediyor. Bölgede hem jandarma, hem polis, hem itfaiye ekipleri, onların yanında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri görüyoruz. Canla başla bir mücadele içindeler. Merdivenle itfaiye eri içeri girmeye çalışıyor. Gel şöyle Nevruz. İtfaiye eri merdivenle fabrikanın camından içeriye nasıl müdahale edebilirler? Sanırım ona bakıyorlar. Hemen yan tarafta toma var. Tomalarla da müdahale edildi. Yaklaşık 30 itfaiye aracı bölgede, tüm kamu kurumlarından destek istendi. Ellerindeki arazözler bölgeye çağrıldı. Şimdi itfaiye personeli elinde hortumla fabrikaya giriyor. Bölgedeki 5 fabrika tahliye edildi. Yangın da bir yandan devam ediyor diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Yunanistan, ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını güncelleyen bir anlaşma imzaladı. Doğu Akdeniz'de kendisini koruyacak aktör arayışına giren Yunanistan'ın ABD ile masaya oturması iç siyasette coşkuyla karşılandı. Ancak etkili Yunan gazetelerinden Katimerini okuyucularına bu desteğin sembolik olduğunu hatırlattı. Kendimizi kandırmayalım, kimse bizim için savaşmayacak diye yazdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliği her geçen gün artıyor. Bölgede yalnızlaşan Yunanistan kendine destek olabilecek aktörler arıyor. Atina yönetimi en büyük hedeflerinden birine kavuştu. ABD ile karşılıklı savunma anlaşması imzaladı. Türkiye korkusu yüzünden ABD'nin arka bahçesi olmaya göz yuman Yunanistan, anlaşma esnasında bölgeyi adeta ABD'ye şikayet etti. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını kullandığı için savaş tehdidi ve provokasyonla karşılaşıyor. Bunu size söylemeliyim. Anlaşma Yunan iç siyasetinde coşkuyla karşılandı. Fakat askeri analizleriyle bilinen Katemerini gazetesi ciddi bir uyarıda bulundu. Kendimizi kandırmayalım dedi. Gazete, ABD'nin söylemlerinin sembolik olduğunu hatırlattı. Kimse bizim için savaşmayacak dedi. Türkiye ise Doğu Akdeniz'de kendi egemenlik haklarını ve KKTC'nin sınırlarını korumaya devam ediyor. Akdeniz'in en büyük çıkarma gemisi filosuna sahip olan Türkiye, müdafasını kendi gerçekleştirirken Yunanistan tüm amaçlarına ulaşmak için başka aktörlerle anlaşmalar yapıyor. Müzik
Avrupa enerji ve tedarik sıkıntısıyla boğuşuyor. Son bir ayda elektrik ve doğalgaz fiyatlarının iki katına yükseldiği Avrupa kıtasında gaz sevkiyatı da büyük ölçüde azaldı. Rusya'dan önemli açıklamalar var. Krizin boyutunu mercek altına alacağız. Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçioğlu stüdyomuzda ve bir kez daha hoş geldin Elif. Bir kez daha hoş buldum öyleyse. Evet, gerçekten Avrupa'da çok ciddi bir enerji krizi söz konusu. Aslında bizim Avrupa'da görmeye alışık olmadığımız görüntüler söz konusu. Öncelikle İngiltere'yi hatırlatarak başlayalım. Yakıt krizi yaşamaya başlamışlardı. Yakıt bittiği için ve tedarik sağlanamadığı için ciddi kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Şimdi o krizin içine bir de market krizi eklendi. Tedarik zinciri kırıldı malum. Yani taşımacılık söz konusu olmuyor. Zaten yakıta o yüzden ulaşamıyorlardı. Bir de market rafları boş kaldı. O kadar ki İngiltere gibi hani tırnak içinde medeniyetin beşiği olarak tanımlanan bir ülkede şu an markette acaba yılbaşına, Christmas'a, Noel'e kadar hindi bulabilecek miyiz? Soru işaretleri var. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Tedarik konusunda enerji tedariki tabii ki bunların en önemlilerinden bir tanesi. Avrupa'da ciddi zamlar meydana geliyor. Sadece yakıtta değil, aynı zamanda doğalgazda ve elektrikte ciddi zamlar var. İki katını, sadece bir ay içerisinde iki katına yükseldi. 2021'in başından günümüze kadarsa 9 kat artıştan bahsediyoruz. Sadece İngiltere'de değil, İtalya'da, İspanya'da çok ciddi zamlar yaşandı. Ve Avrupa kıtasında enerji krizinin ne şekilde çözüleceğinin de çok net bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Şu durumla bitirmek isterim bir de. Avrupa'da ciddi bir kriz söz konusu. Enerji krizi, elektrik krizi, tedarik krizi, yakıt krizi. Fakat bütün bunlar olurken dikkat çeken başka bir başlık da vardı. Gördüğünüz kişi İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Boris Johnson şu an İspanya'da tatilde. Tabii ki İngiltere'de bu ciddi soru işaretlerine sebep oldu. Johnson'ın İspanya'da bir malikanede tatil yapması, bu esnada da market raflarında İngilizlerin yiyecek bulamaması neden bu şekilde hareket ettiğini sorgulamasına neden oluyor. Aslında siyasi analistlerin de şöyle bir açıklaması var. Onu da ekleyip bitirmekte fayda var. Avrupa daha önce bu kadar bir krizin içerisinde öyle bulunmadı ki uzun zamandır ne yapacağını bilmiyor diye bir açıklamalar oluyor. Böyle yorumlar yapılıyor. Aslında bu da bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yıllık izinini kullanıyordur. Yasal hakkını muhtemelen Boris Johnson. Resim yapıyor ama nasıl bir resim yaptığını da merak ediyoruz açıkçası. Teşekkürler Elif Saatçioğlu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta Kandil ve Assos bölgelerine hava harekatı düzenledi. Ayrıntıları alacağız, bilgileri alacağız. İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak telefon attığımızda. Evet Çanak Onar, operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonu şu an devam ediyor. Ve arkadaşlar ekranlara ilk görüntüleri getiriyor. Ve görüntülerde Kuzey Irak'ta Assos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anını ekranlara getiriyoruz. Ve bu bölgede, Assos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor ve bu belirlenen hedefler barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargahlar ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef gün içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları F-16'lar tarafından yerle bir edildi. Tabii Diyarbakır'dan havalandı savaş uçakları ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışma sonrasında sınırdan yaklaşık 140 kilometre derinlikte operasyon yapıldı ve operasyonda çok sayıda hedef yok edildi. Görüntülerde Assos Dağı'nı görüyorsunuz. Hemen arkasında gelen fotoğraf kareleri ise Kandil Dağı'nda Kasri bölgesinde yer alan Balayan Vadisi'nde vurulan hedefleri gösteriyor. Ve bölgede işte şu an ekranlara gelen fotoğraf karesi Balayan Vadisi'nde belirlenen vadi içindeki terör hedeflerine ait ve terör hedefleri yine F-16'larımız tarafından nokta atışıyla vurularak yerle bir edildi. Tabii bölge daha önce de sürekli operasyonların yapıldığı bir noktaydı. Özellikle Assos Dağı ve Sangazar ilçesindeki birçok nokta yine güvenlik güçlerimiz tarafından yerle bir edilmişti ve çok sayıda hedef vurulmuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tabii son 9 aylık süre zarfında 2150'ye yakın PKK, PYD'liyi bir yandan Suriye'de, bir yandan İran kuzeyindeki Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım harekatlarında yok etti ve bu operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor ki son 2 günlük süre içinde Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım bölgesinde yani Avaşin Basyan bölgesinde 13, yine Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde de 16 PKK YPG'li terörist öldürülmüştü ve güvenlik güçleri terör örgütüne bir yandan yurt içinde bir yandan yurt dışında Suriye ve Irak'ta ağır darbe vuruyor ve işte o mevzilerin terör hedeflerinin Kuzey Irak'ta vurulma anlarını ekranlara getiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatlarını başarıyla devam ediyor ve bu kapsamda belirlenen hedefler tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok çok önemli özelliği olduğunu ve belirlenen hedeflerin yok edilmesinde önemli bir rol oynadığını da özellikle belirtmekte fayda var. Yerel istihbarat kaynaklarının bu bölgede vermiş olduğu istihbaratlar terör noktalarını bakın görüyorsunuz işte terör listelere ait bir nokta ve o nokta işte F-16'dan atılan nüfus edici bombalarla yerle bir edildi ve bölgeden yükselen yoğun duman tabakasını şu an haber ekranlarında ekranlara getiriyoruz Can Okanar. Güler Kerim Ulak. Devam ediyoruz ajansa. Pasifik Okyanusu'nda günlerdir devam eden gerilime Rusya ve Çin de dahil oldu. Okyanusun kuzeybatısında bulunan Japon denizinde iki ülke deniz etkileşimi 2021 adı altında ortak tatbikat başlattı. Rus ve Çin donanmaları Japon denizinde. Konumu nedeniyle Çin ve Japonya arasında krize neden olan denizde bu kez Pekin yönetimi Moskova ile ortak tatbikat başlattı. Rus donanması savaş gemileriyle destek verdiği tatbikata 2 Mayıs tarama gemisi ve 900'e yakın proje denizaltısı ile katılıyor. Çin ordusundan da deniz kuvvetlerine ait 2 destroyer, 2 korvet, 1 denizaltı, tedarik gemisi ve 1 kurtarma gemisi yer alıyor. Tatbikatta ayrıca hem Rus hem Çin tarafından 12 uçak ve helikopterler katılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova formatında yapılacak toplantıya Taliban'dan heyet gelmesini beklediklerini söyledi. Ayrıntıları alacağız haber muhabiri Akşin Kişiye Moskova'dan karşımızda. Can Okanar, Rusya önümüzdeki hafta Moskova'da düzenlenecek Afganistan konulu görüşmelere Taliban'ın katılımını bekliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 20 Ekim'de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin katılımıyla altılı istişare mekanizması temelinde oluşturulan Moskova formatında yapılacak istişare görüşmelere Taliban heyetini davet ettiklerini söyledi. Afganistan'daki iç siyasi durumdaki önemli değişikliklere rağmen Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü mekanizma ve Moskova formatının ilgi düzeyini kaybetmediğini vurgulayan bakanlık sözcüsü, bu mekanizmaların Afganlar arası uzlaşma sürecine ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna katkıda bulunabileceğini ifade etti. Kabil'deki yeni yönetimin tek başına dışarıdan destek almadan DAEŞ'le başa çıkma imkanlarına ilişkin sözlerinin de uygulamaya gireceğini umduklarını belirten bakanlık sözcüsü ayrıca Taliban heyetinin Katar'a yaptığı 2 günlük ziyaret ve orada ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin de Moskova'nın dikkat merkezinde olduğunu söyledi. Bu arada Taliban heyeti ise henüz Moskova görüşmelerine katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yapmaya acele etmiyor. Mevcut durumda Rusya'nın kendilerine pek de çok bir şey verebileceği kanısında olmayan Taliban'ın bu nedenle Batı ile görüşmelere öncelik verdiği tahmin ediliyor. Taliban heyeti en son Temmuz ayında Moskova'yı ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerinde Moskova'ya Orta Asya Cumhuriyetlerine saldırmayacakları konusunda bir güvence vermişlerdi. Öte yandan bugün Bağımsız Devletler Topluluğu liderleri zirvesine telekonferans yoluyla katılan Rus lider Vladimir Putin ise bir daha Taliban'ın tanınması konusunda acele edilmemesi gerektiğine vurgu yaparken fakat Taliban'la görüşmelerin devam ettirilmesi gerektiğini söylediğini de belirterek sözü size bırakıyorum. ABD-Çin rekabeti dünyada küresel dengeleri sarsmaya devam ediyor.
ABD'nin dünya liderliğini Çin'e kaptırma endişesi ülke içinde de derin krizlere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Pentagon'un yazılım alanındaki en üst düzey yetkilisi Nicholas Shayan istifa etmişti. O istifanın arka planında acaba ne vardı? A Haber Araştırma Planlama Servisi ABD'yi sarsan o istifanın perde arkasını araştırdı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, üst düzey bir yöneticinin istifasıyla sarsıldı. Pentagon'un bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicholas Shayan geçen hafta istifa etti. Şimdi Biden iktidara geldiği zaman ilk kurmuş olduğu cümlelerden bir tanesi, çok ağır bir siber savaşın içerisindeyiz ve yaşamış olduğumuz tahribatın boyutlarını kestiremiyoruz. Bu anlamda bir cümle kurdum. Şimdi önümüzdeki dönemin mücadeleleri göz önüne alındığında siber savaş bunların en temel paradigmalarından bir tanesi. Yani hani 4. nesil savaşlar, 5. nesil savaşlara evriliyor. Nasıl evriliyor? İşte yapay zeka, yarı iletkenler, siber savaş veya uzay. Alanlar, katmanlar ve kavramlar değişiyor. Savaşın felsefesi değişiyor. Bu anlamda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimlerinin manipüle edilmesi dahil olmak üzere pek çok fotoğraf var. Pek çok stratejik kurumunun hacklendiğine dair bilgiler var. Şimdi bununla ilgili suçluyor ama istediği gibi çözüm de öğretemiyor. Ve bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri farkındaysan kendi içine kapanma eğilimi içerisinde. Böyle olunca dedikleri bir anlam kazanıyor. Şimdi Çin'le girmiş olduğu çok yoğun bir küresel hakimiyet mücadelesi var. Siber savaşı veya siber rekabeti veya siber mücadeleyi bunun içerisinde konumlandırmak gerekiyor. Şimdi siber bir taarruzla karşı karşıya kalıyor ama bu siber taarruza karşı kendi varlıklarını, kendi stratejik yığınağını koruyamıyor. Shayan'ın istifası öyle sıradan bir istifa değildi. Amerikan siber güvenlik ağının beyni olan Nicholas Shayan, bir dergiye verdiği röportajda, deyim yerindeyse ABD Savunma Bakanlığı'nı topa tuttu. ABD'nin en mahrem sırlarını da ifşa etti. Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için istifa kararı aldığını söyleyen Shayan, çok çarpıcı itiraflarda bulundu. 15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden. Çin gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde ABD'nin siber savunması anaokulu düzeyinde. Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için büyük bütçeli 5. nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde. Burada bir endişe var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Çin'le ilgili olan hususunu daha önce Genelkurmay Başkanı Milley de söylemişti. Yani 2035'te Çin bizi geçecek dedi. Ekonomik veriler var. Ekonomik veriler de zaten aynı paralelde gelişiyor. Çin ekonomisinin çok daha ileri boyutlarda kalkınma programlarını gerçekleştireceği ve Amerika'yı geçeceği. Şimdi bütün bunları değerlendirip mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işten kendine bir pay çıkaran veya endişe duyup benim de bir şey yapmam gerekir diye düşünenlerin olmasını sağlıyor. İşte burada Nicholas isimli şahsın böyle bir düşünce içerisinde kişisel inisiyatifle ortaya çıktığını söylemek mümkün. İstihbarat raporlarına göre dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin, özellikle yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetik gibi gelişmekte olan teknolojilerde yaklaşık 10 yıl içinde küresel hakimiyet kurabilir. Bu durum küresel rekabette yeni çatışma alanları doğuruyor. Yeni teknoloji üreteceği uçakların yani 5. nesil uçakların çalışmasını yaparken Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden
teknoloji transfer ediyor. İstihbarat yoluyla, casusluk yoluyla bunları temin ediyor. ABD'nin Afganistan'dan apar topar çekilmesi, Asya Pasifik'te yeni ittifak arayışları, Pentagon eski yazılım şefi Nicholas Chalen'ın itiraflarıyla birleştiğinde ABD'nin süper güç vasfını Çin'e kaptırma korkusu gün yüzüne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu an 800 milyar dolar seviyesinde bir savunma harcaması varken Çin'in bu 200 milyar dolara dahi ulaşmış değil. Yani bir diğer tarafıyla da geçmişten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu harcamalarla biriktirmiş olduğu bir yığınak var. Şimdi Çin bu yığınağın şu an son derece uzağında. Ha bu optimum seviyede kullanılmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri sıkıntı yaşıyor olabilir mi? Yaşıyor olabilir. Şimdi Çin primer anlamda özellikle Çin'in ilgi ve etki sahalarında etkili olmak istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bütün küre üzerinde etkili olma gayreti içerisinde. Şimdi tabii bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ağır bir bedeli var. 800 milyar dolar para harcıyor ve yetmiyor. Ama Çin şu an özellikle Güney Çin Denizi, Tayvan işte ve buralardan bir köprü kıyı başıyla beraber çıkış yapma eğilim içerisinde yayılmaya çalışıyor. Bu analizle ajansı bugünlük ve bu haftalık burada noktalıyoruz. Uğur Korkmaz'la ekonominin gündemi şimdi, saat başında da Banu El sizlerle birlikte olacak. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Esen kalın.